Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Evet, Vlog 7 2000 izlenmeye ulaştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz topluluk kısmında da sürekli size bununla alakalı bilgi vermiştim. Biliyorsunuz burada topluluk kısmında oylamayı açmıştık arkadaşlarımızın akvaryumlarını. Burada alınan, verilen oy sayılarıyla yapılan bu yüzdelik dilimleri ölçerek kimin kaç puan aldığını, kaç oy aldığını Bularak bir liste oluşturdum şimdi e, onları da sizlere açıklayacağım e, biliyorsunuz arkadaşlar burada topluluk kısmında e, paylaşmış olduğumuz daha önce paylaşmış olduğumuz videoları buradan tekrar sizlere hatırlatmak için paylaşıyoruz e, mesela neden akvaryum komple temizlenmez bakteri kültürü işte elektrik kesintisi hani daha önce mesela bana bazen çok soru geliyor o videoyu da ben önceden hazırlamış oluyorum. Ee, buradan o arkadaşlarımızın bulmasını kolaylaştırmak için paylaşıyorum. Şimdi e, sizlere e, önce şuradan göstereyim. Evet burada arkadaşlar Ali Yılmaz, Ali Kavaklı, Rüçhan, Süzen ve Mustafa Yarar arkadaşlarımızın olduğu grup var. Arkadaşlar burada birinci, burada birinci diye bir şey yok. Ee, ben bunu şöyle göstereyim. Ee, oynatma listelerinden. Hani bir yanlış anlaşılma olmasın. Hak geçmesin. Bakın burada akvaryumlarınızı yorumluyorum bölümü var. Ben şimdi şunu durdurayım bir. Bakın burada ee, nerede o? Pardon bir dakika. Yarışma hakkında bilgilendirme var arkadaşlar. Burada ee, nasıl oyla heh, akvaryum yorumlama vlog hakkı hakkında oylamada kıstas. Hani biz neye göre oyları seçiyoruz? Onu gösteriyorum arkadaşlar. Oradan da seyredebilirsiniz. Tekrar o topluluk kısmına gelelim. Şimdi orada şöyle şunu kapatayım. Şöyle yapıyoruz. Mesela burada Ali Yılmaz buradaki 100 oyun 12'sini almış. Yani 12 oy almış. Ali Kavaklı 10. Rüçhan Süzen 32. Mustafa Erer 46 oy almış. Burada 32 oyun %13'ünü almış. 32 oyun %66'sını almış. Yani bu şekilde hesaplıyoruz. Çünkü böyle yapmamızın sebebi ben bunu da arkadaşlar bize bana maillerin gelme sırasına göre bu sırayı hazırlıyorum. Onda bilginiz olsun. Buradaki videoya da bana geliş sırasına göre koyuyorum. Mesela önce gönderen ilk gönderen arkadaşımız ilk sıraya yerleşiyor. Çünkü buraya arkadaşlar 4'ten fazla koyamıyoruz. 5 tane yapamıyorum. Hani keşke hepsini aynı anda yapsam ama yapamıyorum maalesef. O yüzden böyle yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi ben de onları ayarladım. Buradan size göstereyim. Ee, bakın, Vlog 7 hesaplama. Siz de kendiniz tekrar kontrol edin. Eğer bir hata varsa da beni uyarın. Ee, şimdi, pardon, pardon, evet. Şimdi burada adı soyadı ve aldığı oy yazıyor arkadaşlar. Burada 7 Vlog 7 de dereceye girenler, Güven, Sadi, Sunam. Mustafa Yarar ve Rüçhan Süzen arkadaşımız. Şimdi bu 3 arkadaşımız Vlog 7'de ilk 3'e giren arkadaşlar. Şimdi Vlog 8 ve Vlog 9 yapacağız. Orada da ilk 3'e girenler için büyük final yapacağız. Büyük finalde de birinci olan hediyeyi kazanacak. Dereceye girememiş arkadaşlar tekrar katılabilir. Mesela bu listede bu 3 arkadaşın dışında olanlar tekrar farklı bir akvaryumla sinek geldi. Tekrar farklı bir akvaryumla Tekrar yarışmaya katılabilir ama aynı akvaryumda katılmasını ben doğru bulmuyorum. Hani diğer arkadaşların hakkı yenmesin çünkü e, oylanmış zaten o akvaryum. Ama mesela akvaryumunu değiştirmiştir veya e, daha güzel bir kurulum yapmıştır veya kendince yapmış olduğu hataları düzeltmiştir e, ve daha da güzelleştirmiştir akvaryumu. O zaman katılabilir tabii ki. E, bir de şöyle mesaj gönderen, bakın şuraya yazdım arkadaşlar ilk 12 akvaryumu blok 8'e katıyorum. Neden 12 akvaryum? Sebebi de en azından şuraya eşit grupta ayırayım diye arkadaşlar. Şuraya eşit grup olsun. 4, 4, 4 diye yani buraya yerleştirebilmek için 12 yaptık. Şöyle yapalım. Bir de şunu da paylaşayım. Hani soranlar için yazıyorum arkadaşlar. Okuması da kolay oluyor. Bazen ben de unutuyorum. Akvaryumların önden bir şekilde net ve tamamı çıkacak şekilde bir adet fotosunu istiyorum. Fotoğrafını istiyorum arkadaşlar. Ve akvaryumun içinde kullandığınız kum, işte ısıtıcı, iç filtre, dış filtre, ekipman yani ne kullanıyorsanız işte dekor, mangrove kök mü, yatı kökü mü, işte mos mu, bitki hangi bitkiyse ve balıkların isimlerini ve sayılarını işte iki dişi, üç erkek lepistes, işte dört tane ramirez tarzında açıklayıcı bir şekilde yazıyorsunuz. Ve bunları bu bilgileri şuradaki görmüş olduğunuz mail adresine gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız yukarıdaki şu şartları sağlamayan akvaryumları ben değerlendirmeye almayacağım. Bilginiz olsun. Değerlendirmeye aldığımı nasıl anlarsınız? Ben size teşekkür ederim. Katılımınız gerçekleşmiştir diye mail atıyorum. Cevap veriyorum. Eğer cevap vermiyorsam da bir hata bir yerde bir hata var demektir. Gelen ilk 12 akvaryum bu kurallara uyan, Vlog 8'e katılmaya hak kazanacaktır. Bir arkadaşımız geçen demişti niye ilk 12? Şimdi arkadaşlar bakın ilk 12 tane yapmama rağmen bir saati buluyor akvaryum videosu. Yani burada insanları ben sıkmak da istemiyorum ama uzun oluyor. Yapacak bir şey yok. Bakın 43 dakika. Görüyor musunuz? Yani 43 dakikayı buluyor arkadaşlar. O yüzden ben de çok sıkıcı olmasını istemiyorum. Ama bazen de çok güzel akvaryumlar oluyor. Yorumlamak durumunda kalıyoruz. E, o yüzden de hani yapacak bir şey yok. E, bir de şöyle e, neden ilk 12? Ya şimdi e, sonuçta... ha, reklam çıktı pardon. an Şu şunu kapatayım şimdi. Yani e, sonuçta takip edenlerin de bir avantajı olsun istiyorum ben. E, hani daha çok takip eden tabii ki daha çok nasıl mesela bakın Magnum reklamı çıktı şimdi. Burada da çekilişte ne kadar çok çubuk gönderirseniz o kadar çok katılıyorsunuz. ben de burada tekrar incelemiştim birinci olan yani ilk üçe giren arkadaşlarımızı. Oh hep reklam çıkıyor. Neyse kapatalım şunu. Yani durum bu arkadaşlar. sizlerden de bunları bekliyorum en kısa sürede de vlog 8'i e, tamamlayacağız. Bazen ufak tefek hatalar oluyor. Ben size soru soruyorum. E, mail adreslerinizi kontrol edin. Geçen e, bir e, geçen yarışmada bir arkadaşımızı katamadık. E, bir iki yeri kötü yani yazı karakteri bozuk çıkmış. E, ama kurallara uyuyor. Ondan kaynaklanan bir durum değil bu belli ki. Ama yapacak bir şey yok. Okuyamadığım için de ben ona tekrar yazar mısın diye gönderdim. O da görmedi herhalde ve katılamadı. Yani ekleyemedim ben de. Yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar sizden benim isteğim e, tam anlaşılır bir şekilde net bir şekilde yazın ki emekleriniz boşa gitmesin. E, sonuçta ilk 12'yi yakalamak da kolay değil arkadaşlar. E, evet durum bundan ibaret. E, güzel bir yarışma olsun. Hak eden kazansın. Ve en sonunda da birincimize ödülümüzü verelim. Burada arkadaşlar e, birinci arkadaşımız ödülünü aldı. Şurada ödül teslimi diye bunu da izleyebilirsiniz.